Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Evet. Yaklaşık 63 günlük yavrularımızla birlikteyiz. Damızlık yavrularımız. Şimdi kuru mama verdik. Kuru mamayı bitirdiler. Hatta biraz kaldı. Daha sonra kuru mamadan sonra arkadaşlar kuzu dirsek, hatta resmini de koyacağım ben oraya size. Bakın şu yavrun mesela ağzında. Kuzu dirsek şöyle küçük. Eklem bölgesinden birer parça görüyorsunuz. Tendonlu, kaslı bir şekilde olan yerinden yavrularımıza verdim. Birer tane. Bunu niye yaptık? Bunu şunun için yaptık arkadaşlar. Kuru mama, hani kuruya geçtik. Yaş mama kullanıyorduk. Artık kuru gıdalar yavaş yavaş tüketmeli yavrularımız. Bağırsak florası için de, sindirim için de gerekli. Sürekli yaş iyi değildir. Şöyle kuruya geçtiğimiz için kaç gündür kuruyla besliyorum. Şundan dolayı kemik uygulamasını yapıyorum. Hem gelişim açısından, hani onu kemirirken oradan işte kolajenleri falan alacaktır. Hem bunun faydası var, hem de şimdi şöyle düşünün. Yemek yiyorsunuz. Yemekten sonra sindirim için ne yaparsın? Hadi spor falan diyoruz ama aslında öyle değil. Ağzı çalışması lazım. Tükürük salgılanmalı. İşkembe asidini devreye sokmalısın. Yani sakız çiğnerse mesela çabuk acıkırsın. Ya da meyve falan yersin, çabuk acıkırsın. Biz de bu tür kemik uygulamasını yapıyoruz. Kemik yerken o salya salgısı, işte o işkembeyi çalıştırmak, hazırlığa sokmak, yani bir yiyecek geliyor aşağıda bir hazırlık olsun gibisinden, biz de kemikle böyle hem yavrularımızın çene kaslarını, dişlerini güçlendiriyoruz. Hem de dediğim gibi kuru mamaya geçtik. İşkembeleri, yani hem işkembe hem bağırsakları daha iyi, daha sağlıklı olsun diye uğraşıyoruz. Bu bilgiyi de sizinle paylaşayım. Bu arada şöyle bir durum var arkadaşlar. Yavruların kürk yapısı çok iyi. Şimdi buradan şöyle de bir bilgi paylaşayım. Bakın şu an bütün yavruların yüz hatlarında, genelde bu akbaşlarda zaten mevcut, yüz hatlarında tüy olmaz. Yüzü daha bir beyazdır. Postun rengi şu topraktan dolayı biraz daha ton kırıklığı olabilir. Yani şuradan bakınca bu köpekte mesela maske görsün ama öyle bir şey yok. Hepsinde bu mevcut. Ha, çoğu yavruda olmayabilir ama genelinde oluyor. Dediğim gibi kürk yapısı iyi yavrularda bu oluyor. Hatta yakınlaşayım bakın. Hep kirden kürk kirlenmiş. Sarıya kaçanı olmuş. Ha, bu şekilde. Ona da değineyim. Bu dişi yavrumuz. Türkiye şampiyonu Avşin'in yavrusu. Bu ikisi Sencer ve Akşin'in yavrusu. Bu da Avşin'in diğer erkek yavrusu. Oğlum. Bak kafaya kurt gibi. Çok baskın bir erkek arkadaşlar. Ya buradaki bütün yavruları dövüyor. Hatta ayırabilirim yani. Diğer yavruların sündürmesini istemiyorum. Ya aslında içlerinde bir tane alfa olacak zaten de. Bu henüz erken. Yani bu yaşlarda şu yavruların püskürtülmemesi lazım. Aslında şunun püskürtmesi de kardeşler arası dayanışmayı sağlıyor. Geçen gün şu iki kardeş onu sıkıştırdılar. Bir güzel patakladılar. Ya bu sefer de kardeşler daha iyi birbirlerini tutuyorlar. Bakın kemiğini iyice sıyırdı. Şimdi yine mamasına geldi. Yavruların genel informasyonu çok güzel. Tüy yapısı, kiloları harika.
Altılı karmaşaya geçeceğim. Şimdi bu akşam bir parazit daha yapacağım. Arkadaşlar onunla ilgili videoyu da çekeceğim. Bu arada dış parazit uygulaması yaptım. İkinci uygulamayı videolu bir şekilde sizinle paylaşacağım. Kesinlikle öneririm. Kene ve pire için birebir. Yani şu an yavruların üzerinde hiçbir şey yok. Bir tane bulamazsınız. Onu da yaptık. Çünkü dediğim gibi hani şu ortamda ister istemez gelebiliyor. Anneleri geziyor, getirebiliyor. Keçiler var, onlardan gelebiliyor. Hani ne kadar yapsak da gelebiliyor. Bu tür parazitler yavru gelişiminde çok büyük etken sahibi arkadaşlar. Bunları ciddiye alın. Çünkü şöyle kan değerleriyle oynuyor. Hemoglobinleri düşüyor. Bu sefer gelişimdeyken kan değerin düşükse sıkıntı yani. Dolaşım sistemini etkiliyor. Ya büyümeni etkiliyor. İşin özü. Biraz fazla rüzgar var. Yaz ayında olduğumuz için yavruları genellikle sabah ve akşam besliyorum. Yani sabah akşam beslenmenizi de tavsiye ederim. Çünkü o sıcağın ortasında köpeklere bir şey yedirip de daha sonra onu sindirmesini beklemeyin onlardan. Zarar dokunur, yararı olmaz. Evet, rüzgara gerçekten bir çare bulmam lazım. Yavrular hakkında yorumlarınızı da bekliyorum arkadaşlar. Çok ses getirecek yavrularımız var. Maşallah her geçen gün bakın. Kürk yapısı, ırk tipi, kafa tipi. Birazcık daha sal istiyorum bu dişide. Çok güzel. Bu dişimiz de işte bakın onda istediklerim bu dişi de var mesela. Sal, kuyruk, arka açılar, kafa. Yani bu dişim mükemmel arkadaşlar. Yani mükemmel, başka hiçbir kusuru yok bu köpeğin. Hani iddialı olacak ama gerçekten bu köpekte kusur bulan ne köpekten anlar ne de akbaşı bilir. Kuyruk desen hani istedi. Şu an herkes simit kuyruğa takmış ya. Ya bu tam sırta vuracak. Arka açılar desen, salı desem, kürk yapısı zaten mükemmel bir kürk yapısı var bakın. Mükemmel bir dişi. Türkiye şampiyonunun kızı. Şilayla Afşin'in kızı. Bu da onun erkek kardeşi. Psikopat manyak. Bundaki cesarete de hayranım. Hem cesaretli hem adamcı. Çok zeki bir yavru. Ne yapıyorsun kızım? Gideceğim kardeşinin üstüne. Hadi git de bir tokatlasın seni hadi. Bak şimdi bak. Görüyorsunuz açıları. Gerçekten çok iyi bir dişi arkadaşlar. Nasipse bu yavruları ringde göreceğiz hep birlikte. Yine kemiğinin başına geçti.